Selamlar. Görüyorsunuz mükemmel bir gün. Harika bir rüzgar esiyor. İçimizdeki şu neşe, şu hidayet. Hayatı şu dost doğru bakış. Bizleri ahirette ebedi alemde en güzel yerleri Allah'ın izniyle getirecek. Biz bu şekilde devam edelim. Allah'ın izniyle mütevazı olalım. Her zaman aynı ciddiyet, aynı metanetle yalnız Yüce Allah'ın rızasını gözeterek yaşayalım. Bu dünyada şu çevrenizi analiz edin. Şimdi ben bakıyorum çocuklar, gençler, her türlü bağımlılık yapan, uyuşturucusundan tut sigarasına, alkolüne, içkisine, her türlü şeyin ne yazık ki peşinden gidiyorlar. Yani bunların haram olduğunu bile bile yapıyorlar. Böyle bir cahillik, böyle bir gaflet olabilir mi? Bu kadar mı şeytan uyulur? Ama uyuyorlar. Ben üzülüyorum onların haline gerçekten. Hani aklını kiraya mı vermiş, ne yapmış bilmiyorum yani. Nefsine bu kadar mı yenilir bir insan? İnsanlıktan çıkmış mahluk olmuştur. Yani bunları söyleyeceğiz. Çünkü ne yazık ki böyle. Ha şöyle bir durum da var. Bunlar bu kafirliklerde yarıştığı kadar biz bunları uyaracağız ama yalnız uyarmakta kalmayacağız. Öyle bir yaşayacağız ki dost doğru bir şekilde. Bunlara hem örnek olacağız hem de bunları adam edeceğiz, düzelteceğiz yani. Onu söyleyeyim yani. Yoksa şu kafirdir deyip bir kenara bırakmayacağız. Zamanı, yeri ve zamanı gelince en uygun anda Allah'ın izniyle bunların hepsini adam edeceğiz. Bizim girdiğimiz her ortamda o hidayet, o dost doğru yol her zaman olacak. Hani insanlara göstereceğiz bazı şeyleri. Devamlı lafla sözle değil. Hayatımıza tatbik ederek, fiiliyatta yaşarak. Çünkü insanlar ne yazık ki o kadar çok hayatın geçici menfaatlerini, haramlara o kadar alışmışlar ki her şeyi yapıyor. Adamın hiçbir şey umurumda değil. Biz bunlar dediğimiz gibi duruşumuzda girdiğimiz her ortamda düzeltmeliyiz. Şu hayatın kıymetini anlatmalıyız. Yüce Allah'ın sana verdiği o nimetler, o mükemmel beden, sen o kafirlikleri yap diye değil yani. Neden ne biz insanları bekçisiz ne de her türlü kafirliği yaymaya çalışanların normalleştirilmesine karşıyız. Yani bunların kendini düzeltmesi lazım. Bizim de öyle bir durmamız lazım ki yani duruşumuzun olması lazım. Net olmamız lazım. Bunu neden söylüyorum? Çünkü insanlar ne yazık ki bu kalemin gibi devamlı renk değiştiriyor. Yani bazı kişilere bir şeyleri göstermeye çalışıyor. Bu kadar cahiller. Her anını gören Yüce Allah'lar. Alemlerin Rabbi. Şu mükemmel kainatın yaratıcısı. Sana şah damarından daha yakın. Bunu bilerek yaşa. Yaptığın her işte bunun farkında ol. Bakın dünyada o kadar çok hani batıl düzen, kafirlik yaygınlaşmış ki insanlar da bu kafirliği normalleştiriyor. Ülkelerin politikalarını bir dikkatlice izleyin bakalım. Nasıl bir politika gidiyorlar? İnsanlara ne vaat ediyorlar? Neyi göstermeye çalışıyorlar? Farkındaysanız hep haramları, hep kafirlik yoluna gidilecek adımları insanlara normal gösteriyorlar. Bunları yapın diyorlar. Sonra da aile yapısı, toplum yapısı neden böyle oldu? Yani bunları düşünmeliler. Bu kafirlikleri yapmadan önce düşünmeliler. Makam mevkisi fark etmez. Kafirlik yapan bizim karşımızdadır. Ki Yüce Allah'ın rızasını gözetmeden, Yüce Allah'ın bizden istediği farzları yapmadan gelip de masal anlatmasınlar. Biz yaşıyoruz işte dinimizi, biz dinimize bağlıyız falan. Kimse kimseye hikaye anlatmasın. Sen bu dünyada birilerini kandırabilirsin. İnsan acizdir. Kulları kandırdın. Hesap günü ne yapacaksın? Senin etrafında melekler yazıyor her şeyin. Herkesin yazıyor. Ve o hesap mükemmel hesap. Bu nedenle söylüyoruz. Herkes bu şekilde düşünmeli. Bakın şu bedenimiz mükemmel. Ve bu bedenimiz sadece şu görünenden ibaret değil. İçimizde ruh var. İnsanın ecel vakti, kader vakti gelince
O ruh bedenden ayrılıyor. Hesap vermeye gidiyor. Bu bedende toprak oluyor. Bazı cahiller de var, yakıyor. Yani bizim yüce dinimiz İslamiyet'i insanlara anlatmamız lazım. Şu bedenden ibaret değil senin hayatın. Bu bedenin ne kadar mükemmel olduğu kadar ruhun da var. Ve sen hepsinin farkında olarak ve her şeyden önemlisi ebedi alemi kazanacak şekilde yaşaman lazım. Bu senin menfaatin olur. Biz bunları insanların iyiliği için söylüyoruz. Yoksa kimsenin yaptığı iyilik veya kötülüğün bana bir faydası olmayacak. Benimkinin de başkasına olmayacak. Düşün, annene babana bile olmayacak. O kıyamet gününün azametini düşün. Artık şu gafletten uyan. İnsanlar bu gaflet içinde sürüklenip gidiyor. Devamlı haramlarda yarışıyor. Yani böyle bir hani müvafıklık, kafirlik olamaz. Ama insanlar ne yazık ki bunları kabul ediyor. Böyle devam ediyor. Yani o kadar fazla sapıtmışlar ki şeytanın hani yardımcılar olmuşlar, öyle diyeyim yani. Devamlı günahta insanları teşvik ediyor, günahta yarışıyor. Ağzından küfür, davranışlarından haramlar eksik olmuyor. Bunlardan olmayın. Bakın her zaman anlatıyorum. Bunlar sizin menfaatiniz olur. Sonra başıma şunlar geldi, bunlar geldi, şöyle oldu, böyle oldu. Bunları anlatmasınlar. Çok doğal yani, onu söyleyeyim. Sen dost doğru yaşa, Allah'ın izniyle giremeyeceğin yer, yapamayacağın dost doğru iş yok. Bunları da düşün. Şu cesaret, şu özgüven. Yüce Allah'ın verdiği şu iman olduğu sürece Allah'ın izniyle önümüzde duracak tek iş yok. Bu kadar da ne söylüyorum. Bu nedenle bu kafirler bir şey yaptığını zannetmesin. Kendini bu dünyada rezil ediyorlar, ahirette de cehennem azabına çalışıyorlar. Hep kayıptalar yani, onu söyleyeyim. Bunlardan olmayın. Kazançlı çıkmak için ebedi aleme çalışın. İnşallah bu şekilde gider insanlar. Biz de duruşumuzda bunları düzelteceğiz diyorum. Hoşça kalın.